Emek Yemin rakipsiz kuzu yemi şampiyon Erol Arslan'la küçük baş sağlığını sunar. Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Veteriner Hekim Erol Arslan'la Küçük Baş Sağlığı programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerleyiz. Efendim bugün hocamla neredeyiz? Bugünkü program durağımız Afyon Karahisar Bol Vadi'nden sizlere sesleneceğiz. Bugün Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin misafiri olacağız. Kendilerinden işletme hakkında bilgiler alacağız. Hocamın değerlendirmeleriyle sizlerle olacağız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Uzun bir yolculuk ama mutlu oldum bir yolculuk. Bugün uzun zamandır planladığım bir ziyaretti. Evet. Gani Başkan'a burada uzun zaman önce daha gelmek istiyordum ama ancak bugün o nasip oldu. Neden bugünü için şey yaptık? Başkanın kooperatif olarak yaptıkları bir atılım var. Bir Karacabey Merinosu projesi var ve butik de olsa şimdilik, bana göre şimdilik büyüme kapasitesi yüksek olan bir kooperatif. Safkan 1. sınıf Karacabey Merinosu yetiştiriciliği konusunda çok ciddi bir açık vardı ve bu açığı kapatmak için adaylarından bir tanesidir kooperatifimiz. Merhaba diyelim başkanım. Merhaba hocam. Öncelikle Köy TV ekibi olarak Erol hocam Bol Vadi'nimize, memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Ömer Ganitek. Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. 483 ortaklı bir kooperatifimiz var. Kooperatifimizin bünyesinde 2014 yılında bu koyunculuğu, küçükbaş yetiştiriciliğini geliştirme adına İPART'tan böyle bir proje yaptık. 300 baş koyun besi projesi yaptık. Ve burada ırk olarak da yerli ve milli olan Karacabey Merinosu'nu tercih ederek bu ırkla bu sürece başladık. Çok güzel. Belli bir sebep var mıydı? Neden Karacabey Merinosu da başka bir ırk değil? Şimdi mutlaka sebebi var. Yaptığımız araştırmaların neticesinde memleketimizde 1935 yılından bugüne kadar ıslah çalışması tamamlanmış. Evet. Adaptasyonluğunu bitirmiş. Tüketici kitlesi bir pazar oluşmuş. Evet. Damak tadı oluşmuş. Karacabey konusunda tercihimizi yaptık. İkinci bir sebep de etçil anlamında. Koyunculuk biliyorsunuz ya eti için ya sütü için yapılan, evet, beslenen bir hayvan türü. Etçil anlamda biz bu merinosu tercih ettik. Çünkü adaptasyon problemi yaşanılmıyor. Artı damızlık anlamında da
devletimizin bünyesinde TAGEM'de bir gen oluşumu evet. sağlanmış. O açıdan Karacabey Merinosu'nu tercih ettik. İyi ki de Karacabey Merinosu'nu tercih etmişiz. Farklı bir ırklarla başlamış olsaydık bu kadar başarılı olamazdık. Olmayabilirdiniz. Evet. Şimdi gerçi seyircilerimiz beni biliyor. Ben biraz Karacabey Merinosu benim favori ırklarımdan bir tanesidir ve çok seviyorum. Çünkü beni hiçbir zaman mahcup etmedi. Evet. 8 ayda bir doğum şeyi var. Doğum aralığı var. Evet. İkizlik oranı doğru bakıldığı zaman rahat %50'lerin üstüne %60'ları ve daha yukarısına çıkabiliyorsunuz. Evet. Ve burada bunu ancak sistemle şey yapabiliriz. Başkanım, sizinle konuşmaya bir ufak bir virgül koyarak yan tarafımda da çok değerli benim yeni tanıdığım bir meslektaş arkadaşım, kendini tanıtırsan. Serbest veteriner hekim Mehmet Arslan, işletmenin veteriner hekimiyim. İşletmenin sağlık sorunları, gebelik muayeneleri olsun, herhangi evet. bütün koyunlarla ilgili işlemlerini yürütüyoruz. Çok güzel bir sürprizle karşılaştım arkadaşlar burada. Ben meslektaşımı bu konuda tebrik ederim. Burada geldiğimde değerli veteriner arkadaşım gebelik muayenesiyle meşguldü. Ve açıkçası ben gebelik muayenesi yapan hekime bayılırım. Ve bu işi burada oturtan bir meslektaşım olarak ben çok gururlandım ve mutlu oldum açıkçası. Çünkü gebelik muayenesi ben hep şeye benzetirim. Yola çıkan bir araç yağmurlu sisli havada eğer ki silgeçleriniz çalışmıyorsa yol alamazsın kardeşim. Aynen. Ama siz burada bunu oturtmaya çalışıyorsunuz ve sistemli bir şekilde doğru bir boş hayvan bakmadan bunu yapıyorsunuz. Aynen, biz burada sistemimizi oturtturduk. 55 koç katımından 55 gün sonra gebelik muayenemizi yapıyoruz. Tamam. Boş olanlarımızı ayırıyoruz. Boşuna hayvanlara bakmıyoruz. Evet. Hemen eğer boşsa hayvanlarımız tekrar bir senkronize programına süper. Alıyoruz. Tekrar gebe bırakıyoruz. Leşinglerini de yapıyorsunuz. Zaten şeyini de dikkat ettim. Hayvanların kondisyonları inanılmaz. Çok güzel. Yani rasyonlarımız çok dengeli. Artı vitamin mineral takviyelerimizi çok düzenli şekilde yapıyoruz. Evet. Yani şu an %90'ın üzerinde gebelik oranlarımız var. Bravo, tebrik ederim. Şu an için çok memnunuz. Bir çiftlik, ben bunu, tamam herkes benim Pega Merinos çiftliğini şey yapıyor ama ben bunu küçük Pega olarak görüyorum müsaadenizle. Çünkü gerçekten sistemi oturtmuş ve damızlık şeylerimizde, Türkiye'de çünkü çok ciddi bir damızlık açığımız var. Evet. Ve açıkçası keşke Erkmen Tarım gibi, Pega gibi ve birkaç daha henüz bu konuda yeni başlayan işletmeler var. Keşke onlar gibi çoğalsa ve damızlık açığını karşılasak. Çünkü benim Türkiye'de, siz de bunu mutlaka şahitsinizdir. Yaklaşık olarak kuzu ölümleri %25 ile %30'a yakın bir kuzu ölümümüz var. Maalesef. Ve burada bu kuzu ölümlerin genellikle en az %80'i ilk bir ay içinde. 20 gün içinde diyelim. 20 gün içinde. Ve bunu doğru bir menajman, doğru bir koç katımı, doğru bir organizasyon eksikliğinden kaynaklanıyor genellikle. Aynen. Artı aşılama programlarına çok dikkat edilmesi gerekiyor kuzu ölümlerinin engellenmesi için. Kripto çok büyük bir sorun şu an Türkiye için. Evet. Bunu dikkat almalarında gerek var yetiştiricilerimizin. Yani şu an benim gördüğüm en yüksek kuzu ölümleri sayende, kripto. Sayende de onu söyleyelim. Kripto bir bakteriyel bir hastalık değildir arkadaşlar. Ben bütün antibiyotiklerini yapıyorum. İshal kesici tozlar İyi de senin motor yağın bitmiş. Sen şanzıman yağınla uğraşıyorsun. Evet. Kripto çok daha farklı bir şeydir. Çok daha farklı bir protozoon. Ve çiftlik hastalığı. Maalesef çok bulaşıcı ve çok hızlı yayılıyor. Buna çok dikkat edilmesini tavsiye ediyorum yetiştiricilerinin. Evet. Doğumdan önce bazı aşılama protokolleri mutlaka yapıyorsunuz. Tabii, gebelik muayenesini yaptıktan sonra siz aşı protokollerini biliyorsunuz herhalde. Tabii aşı protokollerinin hepsini, enterotoksemisi, septisemisi hepsi yapılıyor. Burada ekolisi hepsi yapılıyor. Doğumdan sonra da kuzulara kripto için tekrar uygulamalarımız yapılıyor burada 5 gün. Evet. Ki o şekilde kuzu ölümlerimiz hemen hemen yani çok küçük. Evet. Yani çok az miktarda kuzu ölümlerimiz hemen hemen yok denecek kadar az. Evet. Yani burada, bu yüzden ben kriptoya çok dikkat çekmek istiyorum. Şu an Türkiye'nin en büyük, bana göre küçük baş ve büyük başta da derdi
kuzu ve buzağı ürünlerinin evet. derdi kripto. Kripto. Bir soru daha sorayım başkanıma geçmeden önce. Mikrofonu daha yakın tutarsak şey alalım. Özellikle kapalı sistemlerde sorun olabilir mi diye sormak istiyorum. Ciğer enfeksiyonların ve akciğer problemleri kuzularda böyle şeyle karşılaşıyor musun? Akciğer enfeksiyonu burada hemen hemen yani çok nadir, çok soğuk zamanlarda birkaç defa karşılaştık. Diğer aslında türlü daha çok yazın oluyor. Yani burada havalandırma sistemimiz de çok güzel olduğu için. Yani ben burada akciğer enfeksiyonuyla çok uğraştığımı hiç hatırlamıyorum. Yani biz burada düzenimizi oturtturduk çok şükür. Peki kapalı sistemle açık sistem arasında, gerçi onunla aynı soruyu ben sevgili başkanıma da soracağım da. Kapalı sistemle açık sistem arasında, şimdi burada kapalı bir sistem. Hayvanlar hiç dışarıya çıkmıyor. Evet. Ben sana önce bir sağlık konusunda bir şey, nasıl bir avantaj ve dezavantajlar gözlemlersin senin düşüncene göre? Yani çok problem yaşıyor musun mesela dışarıda gezen hayvanlar? Belki biraz daha stresini atmış. Yani şey olur stresini ama atıyorlar. Biraz da tırnak problemi yaşayabiliyor. Sadece burada kapalı alanda. Diğer türlü bizim ızgaralı sistem olduğu için yumuşama, ondan sonra altında pislik, gübre gibi bir sıkıntımız yok bizim yok. Bu kapalı yerlerde. Yani kapalı. Beslemeyi de doğru yaparsan zaten tırnaklarda yumuşama diye bir kavram biraz da olmaz. Tırnak temizliği yaptık mı o problem de kalkıyor. Diğer türlü kapalı sistemde herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadık. Tavsiye ederim. Çünkü 8 ayda bir kuzu alıyoruz düzenli bir şekilde. Yani rasyonunu ve bakımını aşısını denk girdiğimiz zaman her 8 ayda bir çok güzel bir şekilde verim alıyoruz. Şöyle derler. Normalde mera olmazsa hayvancılık olmaz diye bir kavram aslında bu tür kültürlü ırklarda yok. Yok. Şey, mera olayı yerli hayvanlarda hiç masraf yapmadan Allah'ın ambarından yediririm. O zaman ne gelirse kuzu olarak karındır diye düşünüyor ama buradaki olay biraz daha farklı. Buradaki olay 8 ayda bir yavru. O zaten evet. bir kuzuyu başkan eğer ki şey yapabilirsen bir başkana bir soru şey yapmayayım. Bir kuzunun kabaca bir yemleme maliyetini mutlaka hesaplamışsın. İki çuval yemle aşağı yukarı 50 kiloya ulaştırıyor musun başkan? Rahatlıkla 1,5 çuval kesif yemle, fabrika yemiyle evet. Bunun yanına bir de 2 balya yonca veya totalde. Ot evet, evet. Ekleyerekten rahatlıkla iki çuval diyelim hocam. Erkekler 50-55 kilo, dişiler de 40-45 kilo 120 gün içerisinde rahatlıkla geliyor. O zaman şöyle, biz dişileri kilosu o kadar önemlidir. Çünkü biz onu 3. aydan sonra damızlık olacağı için evet. onları bir tak beslemeyi düşürüyoruz. Evet. Temerelerle başlıyoruz ve aynen. yemi biraz kısıyoruz. Ama erkeklerde kesime gidecek olanları, yani iyi olanları siz damızlığa ayırıyorsunuz. Mutlaka. Damızlığa ayırıyoruz. İyi olmayanları mesela reformaları da evet. onları da kasaba veriyorsunuz. Kasaba. İki çuval yem. 100 kaç para şu anda? 125 lira var mı? 130 lira. 150 lira diyelim. 300 lira. 50 lira da şeyiniz tutsun. 400 lira. Yem maliyeti, yoncası vesaire. Evet. Aşılarıyla birlikte 400 lira tuttu. Evet. 50 kiloluk şu anda kesimi kaç para burada Afyon'da? 31-32 lira civarında. 31-32 lira evet. canlı baskülü. Canlı baskülümüz. Çok iyi paramış burada, sınıf fena değilmiş yani. Yok, bu daha yeni işte birkaç... 30 lira diyelim. 30 lira. 50 kiloya gelse 1500 lira etti evet. mi? Evet. Yani siz onu 400 lirası masraf maliyet, masraf olsa masrafımız. Geri kalanı ne oluyor? Net karımız oluyor. Net karımız oluyor net tabii. Arkadaşlar kar ediyor mu etmiyor mu? Bir basit bir hesaptır bu. Ben kısaca onu şöyle özetleyebilir miyim? Şimdi biz bir anaca 2 yılda 3 doğum yaptırtıyoruz. Yıl bazına böldüğümüzde 1,5 kuzu yapıyor. Aslında çok mütevazisin bence. Bir ikiz yaptı. İşte %50'lik %50 ikizliliğimiz var burada bizim ortalama. 2.25 yapar. 2 kuzu aldığımızı farz edelim. 25'ini bırak. 12 evet. ayda bir anaçtan 2 kuzu alıyoruz. Evet. Ben 12 ayda bir anaca yaklaşık 1000 TL falan bir masrafım oluyor. Orta bu masraflarda yem masrafı, veteriner ilaç masrafı, elektrik, suydu, mazottu, evet. efendime söyleyeyim, SSK'ydı, mutfaktı, bütün masraflar. Aynen.
Bir hayvana 1000 TL. Tamam. Biz bu hayvandan da 2 tane kuzu alıyoruz. Tamam. Sattığımız zaman 3000 lira bıçağa gittiğini düşünürsek, evet. Damızlık olarak değil de. Damızlık olarak farklı zaten. Farklı, şu anda evet. Fiyatlarınız belli mi? Yani biz şu anda 2020'de 2'şer 1000 liradan verdik dişi damızlıklarımızı. Şimdi, evet, artık şimdi 2500-3000 evet. Civarında zaten falan olacak. Zaten şu anda 2500'den satılıyor zaten. Evet. 3000 liralık bir kuzu elde etmiş oluyoruz 1000 lira karşılığında. Bıçak parasına. Bıçak parasına. Evet. Bunun 1000 lirasını çıkıyoruz. Geriye 2000 lira kalıyor. Bir de kuzunun yediğini evet. 500 lirayı 400 liraydı da 500 lira çıktığımızda evet. Geri kalan da işletmenin kar olmuş oluyor. Yani arkadaşlar. Yani kısaca çoban mantığıyla bizim işletmemizin karı bu şekilde. Aslında çoban mantığı yani demeyin. Gerçekten doğru bir mantık bu. Ve şunu şeyde meslektaşım da teyit eder onu zaten. İşin esprisi sizin saf ırk bakmanızla alakalı. Sen bu saf ırkı bakmasan ben yetiştiriciyim. Şimdi yetiştiricim çok isyan ediyor. Erkmen tarım 2000 liradan satıyor toklularını. Tamam. Ben 1000 liradan satamıyorum. Uçak parasına satıyorum. Ama senin ırkın ne? Evet. Koçlara baktığın zaman Tayrova, Karabaş, Suffolk melezi, Merinos melezi, Pırıt dedin, Kıvırcık, evet. Koç. Çorba. Aynen. Para eden ırktır. Tabii. Haksız mıyım? Doğru. Para eden saftandır. Yetiştirici buradan damızlık erkek alabiliyor mu? Mesela alabiliyor. Yetiştirici rahatlıkla alabiliyorlar. Evet. Farklı yaş gruplarında sizin mutlaka koç adaylarınız vardır. Var, var. Biz onlara şey deriz, yetiştirici adına halk damızlığı deriz. Normalde vatandaş kendi ırkını, kıvırcık fırlak ırkını yetiştirir. Burada şu önemli, meslektaşımın burada yaptığı bir çalışma var. Bu damızlık, erkek damızlıklar her türlü hastalıktan ağrı bir işletmede. Bir isterseniz bir şey yapalım. Onların bütün aşılardan mesela brusellasına brusellası varana kadar yapılıyor. Enterotoksemileri, vebası, çiçeği, bütün şapına varana kadar yapılıyor burada. Buradan damızlık almak isteyen yetiştirici rahat gönül rahatlığıyla alabilir. Erkek damızlık talep alabilir, edebilir. Alabilir, talep burada edebilir. Yaşına göre de, şeyine göre de şeyimiz fiyatlar da fiyatlar değişebilir. Fiyatlar değişiyor yaşına göre. Onu da başkanımız belirliyor. Başkanımız zaten bu bir maliyettir. Çünkü evet. Başlangıç olarak biz bu kadar işte dedik ya 2 çuval falan ama bir yaşına gelene kadar her ay siz yiyecek. Bunlara hizmetlerini veriyorsunuz. Yemesini tedarik ediyorsunuz. Tabii. Ve bu bir bedeldir. Hem yer işgali açısından hem maliyet açısından. Ve damızlık bakmak kolay bir iş değil. Yani burada biz her türlü şeyinizi yani ben ırkın açık söyleyeyim size çok iyi bir ırkımız var. Evet. Yani sülaleniz, ben sizin toklularınızı da 100 tane toklu satmışsınız geçen de evet. Eskişehir'e verdiğiniz evet. Toklularınızı gördüm. Önce nereden aldınız demeye yetmeden birinci sınıf erkmen tarım dediler. Ve ben sizin adınıza çok mutlu oldum açıkçası. Meslektaş da zaten size şey dedim aşılar falan. Orada bir veteriner arkadaş var. O bütün aşıları yapıyor. Ve şeyleri düzenli bir şekilde yapmış ve damızlık açısından, Türkiye'nin damızlığı gidermesi açısından çok önemli bir adım atmışsınız. O konuda size tebrik ederim. Ve devamını açıkçası burasını büyütüp de biraz daha meslektaşı zorlamanızı istiyorum. İnşallah. Hayvan İnşallah. Sayısı bakımından. İnşallah. Hayvan sayısı bakımından. İnşallah. Bir verebilirsiniz. Yani bize söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Ben çok fazla şey yapmak istemiyorum. Vallahi şimdi Köy TV seyirciler çünkü mutlaka sizi uzaktan da takip ediyor. Ben de sizi 5 senedir takip ediyorum. Allah o benim ayıbım açıkçası. Kusura bakmazsınız. Ben bugüne kadar gelmemiş olmam sizi ziyarete. Evet. Ama açıkçası şu anda Türkiye'de bir isim artık Erkmen Tarım bir isimdir, bir marka oluşmuşsunuz. Evet. Ve daha iyi bir marka olabilmeniz için bence sayınızı arttırmanız gerekiyor. İnşallah. Yeni bir işletme acilen başkanım size nacizane öneririm. İnşallah. Bizim de önümüzdeki yıllardaki hedefimiz bu yönde. İşletmeyi ve sürü sayımızı artırarak evet. Ülkemizdeki Safkan Karacabey Merinosu damızlık ihtiyacını
bir şekliyle biz de buradan destek vermek istiyoruz. Öyle bir şeye gelmemiz lazım ki biz hayvan ihracatı yapmamız lazım başkanım. İnşallah. İnşallah o günler çok yakında. Hakikaten burada meslektaşlara da çok ciddi bir şey yük biniyor ve ben bugün ekstra modum yüksek. Böyle genç bir meslektaşım ve bazı şeyleri yapması, çabalaması ve başarması beni çok gururlandırdı meslek adına. Evet. Burada siz yılda 5 milyon kuzu ölüyor Türkiye'de. Aynen öyle. 5 milyon kuzu ölmesi bu da %25-%30 kuzu ölümü demek Türkiye. Biz kuzuların yarısını öldürmesek ki burada toplu koç katımı, gebelik muayenesi, toplu aşılamalar, burada başardığımız şeyi söylüyorum. Ölüm oranları %5'lere kadar, %10'a bile ben razıyım. Düşünürsek kuzuların yarısını öldürmesek zaten ithalata gerek kalmıyor. Aynen. Çünkü uzun zamandır ithalat 7-8 senedir 10 senedir ithalat yapılıyor. Totalde kasaplıklarla birlikte 2,5 milyon hayvan girmiş Türkiye'ye. Biz senede 5 milyon kuzu öldürüyoruz zaten. Evet. Yarısını öldürmesek biz zaten ithalata gerek kalmıyor. Böyle işletmelerin de kesinlikle devlet ek olarak hibelerle, desteklerle çok ciddi bir şekilde desteklemesi lazım. Ağrı işletme, ırk işletme ve ben acilen ırk birlikleri kurulması konusunda. Mesela Karacabey, koyun keçi birliği diye bir kavram yok bana göre. Evet. Atıyorum, Suffolk birliği olsun, Karacabey Merinosu birliği olsun, Anadolu Merinosu, Akkaraman birliği olsun. Ama bir ırkı saf yetiştirsinler ve millete saf damızlık, karman çorman bir ırk değil. Evet. Yani o konuda benim de size nacizane önerim. İnşallah biz kooperatif olarak ülkemizdeki hayvan açığını görerekten biz bu işe giriştik. Yeni bu işe girmek isteyen, yapmak isteyen genç girişimci kardeşlerimize de tavsiyem. Özellikle zaten bizi telefonla arayıp da bizden bilgi almak isteyen insanlar genelde genç girişimci insanlar oluyor. Kapılarımızı açıyor muyuz? Biz kapılarımız tabii ki çok açık. 6 yılımıza girdik. Biz 6 yıldır biz bu işletmede merasız bir şekilde tamamen intansif bir koyun üretimi yapıyoruz, kuzu üretimi yapıyoruz. Hayvanlarımızı 1 kilo 700 gram bir yemle, tiamar dediğimiz karışımla, bunun içerisinde rasyon olarak yonca, arpa, ayçiçeği, küspesi ve piremix şeklinde bir rasyonla 1 kilo 700 gram gibi bir rakamla hayvanlarımızı besliyoruz. Zamanında bu materyalleri tedarik ettiğiniz takdirde hakikaten çok düşük maliyette bu hayvanlarımızı rahatlıkla besleyebiliyoruz. Başkanım yazın 5 liraya 10 liraya aldığı bir balya samanı kışın 20 liraya alırsa kuzunun bütün karı yeme gitmiş oluyor zaten. Kapalı sistem koyunculuğunun çok artı avantajlı yönleri var. Bunlardan bir tanesi biz bu hayvanlarımızı dengeli besleyerek, dengeli bir rasyonla, dengeli besleyerek, kondisyonlarını muhafaza ederek bu hayvanlarımızın doğurganlığını artırarak ikizlilik konusunda daha güzel kuzu verimi elde ediyoruz. Evet. Artı 2 yılda 3 kuzulattırma şeklini rahatlıkla bu kapalı sistemde 8 ayda bir başarmışsınız. Yani meraya çıkan hayvanda bu tür programı uygulamanız mümkün çok değil. Zor. Mümkün çok değil. Çok zor. O açıdan hem kapalı sistemdeki avantaj olarak doğru bir rasyon, doğru besleme, kondisyonunu muhafaza etme, damızlık olarak daha uzun vade adayla koyunlarımızı kullanma. 7 yaşında. Tabii 7 yaşında hayvanlarımız mevcut. Ve gayet de güzel doğuruyorlar. Aynen. Sağlık sorunları da yok herhalde değil mi? Evet. O açıdan... O beslemeyle alakalı. Evet. Bizim bu yaptığımız sistemde en büyük küçükbaş yetiştiricilerinin en büyük problemlerinden bir tanesi mera problemini ortadan kaldırmış olduk. Çoban problemini ortadan kaldırmış olduk. Güzel bir sistemle insan iş gücünü en asgariye indirmiş olduk burada. Bakıcı personel başkanı onu soracaktım. Kaç tane elemanınız var? Bizde iki tane çobanımız var. 24 saat nöbetleşe kalıyorlar. Tamamdır. Bir tane de veteriner teknikerimiz sabah gelip akşam
Evet, arada sırada da kritik şeyler için de meslektaşlar. Tabii anlaşmalı veteriner kliniğimizdeki Mehmet Bey'le o açığımızı yani da o şekliyle aşı protokollerini çözmüş olduk. Bence çok yeterli ve bakın ne kadar az personelle ne kadar çok iş başarabiliyorsunuz. Evet. Ama şimdi burada 300 tane hayvan olduğu zaman minimum yani sürüyü kontrol altında tutabilmeniz için en az ikiye bölmeniz lazım. Kesinlikle. İki çoban sadece biri bu tarafa biri bu tarafa merada gezecek. Burada kuzularla ilgilenecek insan. Tabii. Ekstra iş gücü. Bunlar hep maliyettir. Tabii 300 anacımız var fakat sürü projeksiyonumuz zaman zaman binlere kadar yaklaştığımız dönemler oluyor. Kuzular satana kadar vesaire üst üste bir doğumlar geldikçe artar. Tabii bu kadar çobanla, iş gücüyle rahatlıkla burayı sevk idare edebiliyoruz. Bence çok başarılı. Yani böyle bir işletmelerin bu şeyde çoğalması dileğiyle değilim. Son olarak meslektaşım Mehmet Aslan, soyadımız da aynı kendisinde. Akrabalığımız yok ama gönül birliğimiz var. Evet. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa son sözlerinizi alalım. Söylemek istediğim böyle birliklerin kurulup koyunculuğumuzun daha ileri gitmesini istiyoruz canı gönülden. Bir de koyun yetiştiricilerimizin artık ampirik yöntemleri bırakıp bilimsel yöntemlerle bu işleri yapmasını tavsiye ediyorum. Ampirik yöntemleri bırakalım. Gördüğünüz gibi bilimsel yöntemle çok güzel yol alıyoruz. Tavsiyem bu artık koyun yetiştiricilerine. Bilimsel yöntemlerle bu işleri yapalım. Çok masraf yapılıyor aşı falan. Aslında çok büyük masraf değil kazancınızın yanında. Yani bizim yetiştiricilerimiz önce baştan harcayacağı 1 lirayı göz önüne tutuyor, kazanacağı 50 lirayı görmüyor. Evet. Önce ilerideki 50 lira kazanacağını bir düşünerek o yapacağı 1 lirayı masraf etse bu kadar kuzu ölümlerimiz, bu kadar kayıplarımız olmaz. Tavsiyem budur. Bravo. Benim sürekli uzun zamandır hep anlattığım şeyleri meslektaşım dile getirdi. Yani işi zaten kapmış ve bu şekilde devam etmenizi ve sizin de başarınızı devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizin başarınızın devamını estağfurullah, dilerim. Estağfurullah. Yavaş yavaş da artık vakti veda diyoruz. Evet, evet. Güzel bir muhabbetin daha sonuna geliyoruz. Efendim değerli izleyenler, bugün Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin misafiriydik hocamla beraber. Birlikten kuvvet doğarın ve işin ehli kişilerle birlikte de yol alındığında bereketin orada olduğunun aslında en güzel ispatlarından birini bugün bu programda da göstermiş olduk. Bizler teşekkür ediyoruz hocama ve bizi misafir eden değerli başkanıma. Bugün de programımızda dilimiz bunlara döndü. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var. Emek Yemin rakipsiz kuzu yemi şampiyon Erol Arslan'la küçük baş sağlığını sundu.